Çin'in güneyinde Hunan eyaletindeki tepelerin arasına gizlenmiş 200 kişilik nüfusa sahip Puwei köyü bulunuyor. Nüşu ya da kadınların yazısının bu köyde oluştuğu tahmin ediliyor. Benzersiz ve bir zamanlar gizli olan bu dil sistemi kadınlar tarafından kadınlar için yaratılmış. Kaybolmanın eşiğindeki dili yaşatmak isteyen Hu Xin, hayatını bu dilin yazımını öğrenmeye adayanlardan. Mandarinden farklı olarak baklava biçiminde uzun ve kadın gibi zarif karakterlerle yazılan Nüşu'da yalnızca 4 temel unsur mevcuttur. Noktalar, taksim, yatay eğimli ve kemerli çizgiler. Nüşu seslendirildiğinde yerel bir lehçeyi andırıyor. Ancak sadece Nüşu'nun koruyucuları bu dili yazıp okuyabiliyor. Koruyucu ünvanı dilde uzmanlaşmış az sayıdaki kadına veriliyor. Hu Xin en gençleri. Nüşu, koruyucular tarafından nesilden nesile aktarılan kıymetli bir miras. Ben de bu mirası gelecek nesillere aktarabilmeyi umuyorum. Bir yazı sisteminden çok daha fazlasına sahip olan Nüşu, geleneksel şarkılar ve nakış tekniklerini de içeren bir kültür. Yerel yetkililer Nüşu sanat eserlerini burada muhafaza ediyor. Her yıl yaklaşık 100 bin kişi bu müzeyi ziyaret ediyor. Kadınların baskı altında olduğu bir zamandı. İletişim kurabilmelerinin tek yolu bu dildi. Bu gerçekten çok etkileyici. Geçmişte burada yaşayan kadınlar mandarin ile okuma yazmayı bilmiyordu. Ancak Nüşu sayesinde birbirlerine gizlice mesaj iletebiliyorlardı. Taşıması kolay küçük objelerin üzerine yazıp bunları kıyafetlerinin kollarına ya da yelpazelerine sıkıştırıyorlarmış. Notlar gizliydi, fark edildikleri anda yakılmaları ya da yazarlarıyla birlikte gömülmeleri gerekiyordu. Bunun gibi kitapların orijinalleri oldukça nadir. Şöyle yazıyor, kız kardeşim evlendi, artık bizimle yaşamıyor. Onu bir daha görmek çok zor olacak. Geleneklere göre evli kadınlar yalnızca özel durumlarda evden çıkabiliyorlardı. Kadınların sözcükleri sadece ortak acıları değil, Nüşu kültürünün yapı taşlarından olan kadın dayanışmasını da yansıtıyor. Hu Xin ve Hu Yanxin akraba değil, aralarında 50 yaş var. Ama kardeş gibiler ve arkadaşlık yeminiyle birbirlerine bağlılar. Yaşlı kadın Nüşu'yu 80 yıl önce büyük annesinden öğrenmiş. Bana yazmayı öğrettiğinde ben de arkadaşlarıma öğrettim. Kamusal alanda yazımız hakkında konuşmuyorduk. Bu konuda çok dikkatliydik. Erkekler bilmiyordu. Bu iki kadın haftada bir buluşuyor, sohbet ediyor, okuyor, bazen de birkaç satır yazıyorlar. Anın tadını beraber çıkarıyoruz. Bu benim hayatım, onu istediğim gibi yaşarım. Öyle değil mi? Ne düşünüyorsun? Çok güzel yazılmış. Nüşu öğrenmek Hu Xin'in hayatını değiştirmiş. Boşanmanın hala hoş karşılanmadığı kırsal bir bölgede ona kocasından ayrılabilme cesaretini vermiş. Nüşu çalışırken kadınların bağımsız olması gerektiğini ve kendi tercihlerini yapma hakkına sahip olduğunu fark ettim. Eski eşimle iyi geçinemiyorduk. Bu yüzden evliliğimi sona erdirmeye karar verdim. Nüşu eğitimi artık yerel yetkililerce denetleniyor. Hu Meiyu müzede öğrencilere ders veriyor. Burada çizgiyi sola çekiyoruz, buradaysa sağa. 60 yaşındaki eğitmen görevi devralacak bir halef bulmayı umuyor. Bir Nüşu koruyucusu olma şerefine erişmek için çok sıkı çalışmalısın. Yazıda, şarkı söyleme ve okumada ustalaşmalısın. Bu küçük kızlar için Nüşu öğrenmek zor olabilir. Mandarin karakterleri kadar kolay değil. Buralı olmama rağmen yerel lehçeyi iyi konuşamıyorum. Şarkıları telaffuz etmek çok zor. Bu yazı sistemi artık bir sır değil, fakat hala yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Sadece 6 Çinli kadın Nüşu'nun koruyucusu ünvanını taşıyor.